dünyanın ucunda bir gün. Hepiniz hoş geldiniz. İşinizin en çok olduğu, tütünlerin dikildiği, kayısı da çalışıldığı, herkesin işinin başından aşkın olduğu bu günlerde, bayramdan sonraki bu ilk günlerde, günün ortasında, güneşin altında, bu belediye ziyaretimizde de bize eşlik edip, burayı adeta bir miting alanına çeviren Doğan şehrin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Ben 6 Şubat depreminin akşamında buradaydım. Sabahında Malatya'daydım. Sonrasında buraya çok güvendiğimiz, çok inandığımız birisini, o gün Sivas milletvekiliydi, bugün o görevinin yanında genel başkan yardımcımız, gölge kabinemizin Ulaştırma Bakanı, Sivas milletvekilimiz Ulaş Karasu'ya bu bölgenin sorumluluğunu vermiştik. Köy köy gezdi, belde belde gezdi, tüm sorunları hızla tespit etti. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları onun koordinasyonunda ellerinden geldikçe, tabi devlet gücü elimizde değil, belediye imkanlarını aşarak büyük bir gayretle Doğanşehir'e sahip çıkmaya çalıştılar. Doğanşehir'e kim katkı sağladıysa, kim buraya bir bardak su, bir somun ekmek yolladıysa, hepsine Ulaş Karasu'nun şahsında teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii Türkiye deprem deyince, Malatya deyince bir kişiyi hatırlıyor. Deprem sabahı Pertek'teki fırınları açtırıp, feribotu çalıştırıp, Malatya'ya İlk 60 bin somun ekmeği getiren, Türkiye'nin dört bir yanını seferber eden ve bir milletvekilinin, bırakın muhalefette, iktidardaki bir milletvekilinin yapabileceklerinin çok fevkinde işler yapan, gönülleri fetheden ve son belediye seçiminde de anlaşıldı ki Malatya'da, bırakın CHP'lileri, bir önceki seçim 6 parti 5 parti %23 oy aldığımız yerde tek başına %38'lik inanılmaz bir teveccühe layık görülen Veli Ağbaba'yı kutluyorum, alkışlıyorum. Veli Ağbaba için bir tek şey söyleyeyim, uzun konuşurum hakkında. Üzerimize emeği çok. Ama Veli Ağbaba kimdir derseniz, milletten aldığı oyun hakkını vermek nedir derseniz, Veli Ağbaba'ya bakın. Veli Ağbaba odur. Maaş alayım, Ankara'da oturayım. Meclis kapanınca geleyim, öyle bir dolaşayım, partililerle oturayım değil. Meclis kapandığında memleketine koşturan, kayısının sorununu, tütünün sorununu, Malatya'nın herhangi bir köyünün sorununu Türkiye'ye duyuran, sürgü ise sürgüde yaşananları Türkiye'ye duyuran, Polat'sa Polat'ın sorununu duyuran, Doğanşehir'i bu süreçte en çok konuşan isim hep Veli Ağbaba oldu. O demek Malatya demek, Doğanşehir demek, Malatya, Doğanşehir demek, Veli Ağbaba demek. Tabii genç il başkanımız Barış, benim kardeşim, depremi ilk ondan duydum, büyük emekler gösterdiler. Doğanşehir'de her biriniz hem çok üzüldünüz, hem çok acılar çektiniz. O
günlerde tabii bütün Malatya'da 1237 kişi, Doğanşehir'de 164 kişi depremde hayatını kaybetti. Hepsini rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz. Barış biraz önce bir şey söyledi. Hep birlikte el birliğiyle Doğanşehir Belediyesi'ni de kazandık. Doğanşehir'i ayağa kaldıracağız dedi. Tabii gönül ister bu olsun. Ama belediyenin gücü, hele hele büyük şehir yoksa, bir Doğanşehir Belediyesi'nin gücü Doğanşehir'i ayağa kaldırmaktan çok uzakta. Bunun için Malatya'nın bütün milletvekillerinin seferber olması lazım. İktidar muhalefet ayrımının ortadan kalkması lazım. Doğanşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla Doğanşehir ayağa kalkmaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarıyla Doğanşehir'de ayağa kalkar, Malatya'da ayağa kalkar. Yeter ki siz kimden yana olduğunuzu gösterin. Siyaset taraf olma işidir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Sen eğer zengin müteahhitlerden yanaysan, sen yandaşlardan yanaysan, beşli çetelerden yanaysan, işte Doğanşehir viran şehir olur kalır. Ama sen gerçekten bu insanları seviyorsan, biz elimizi uzatıyoruz. Gelin Doğanşehir'i hep birlikte ayağa kaldıralım. Hep birlikte ayağa kaldıralım. Ama burada umudum biraz kırık. Geçen sene deprem oldu, 650 bin konut sözü verdiler. Malatya'ya verdikleri konut sözü 103 bin. Bir yılda yapıp vereceğiz dediler. Doğru mu? Ama maalesef bir yılın değil, 1,5 yıl neredeyse oluyor. 103 bin konuttan Malatya'da sadece 7.881, %7,5. 100 kişiden 93'ü çadırda, 93'ü maalesef konteynerda ya da baş edemedi çıktı gitti, bir akrabasının yanında, bir başka şehirde, gurbet ellerde. Türkiye'de oran %12, Malatya'da da %7,5. Yani Malatya diğer illerin de gerisinde ama hepsi birlikte verilen sözün onda biri bile tutulmamış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara diyoruz ki bu ay kira yardımı bitiyor. Evler bitmediğine göre kira yardımı da bitemez. Ama Mehmet Şimşek diyor ki para yok. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki para yok. Buradan sesleniyoruz. Para var, kaynak var. Yeter ki doğru yere harcayın. Ve Doğanşehir'den bir kez daha çağrı yapıyoruz. Evler teslim edilene kadar kira yardımı devam etmek zorundadır. Tabii bir taraftan biz hem depremzedenin sorunlarını, özellikle en büyük sorun belirsizlik, rezerv alan, efendim az hasarlı bina, yap geç, yapıyor, geçemezsin, rezerv alan oldu, yıkacağız. Zaten para yok, pul yok, borçla, harçla, krediyle almış, rezerv alan sorunu. Orta hasarlı bina, yıkılacak, yıkılacaksa kapılarını söktüm, mutfağını söktüm, içindeki varsa kaloriferini söktüm, param yoktu, sattım, şimdi yok yıkılmayacak, güçlendireceksin, geçip oturacaksın. Bu belirsizlik büyük sıkıntılar yarattı. Gerçekten depremin öncesi, sırasında, sonrasında bu iktidarın yaptıkları son derece hazırlıksız, son derece yetersiz, son derece üzüntü verici işlerdi.
yakından takip ediyoruz. İl il, ilçe ilçe takip ediyorum. Verilen sözleri unutturmalarına izin vermeyeceğiz. Sizin hakkınızı sonuna kadar arayacağız. Bundan emin olun. Hem deprem için, hem 10 bin lira maaş alan emekliler için, hem Temmuz ayına kadar eridi, açlık sınırının altında kaldı tekrar 2 aydır. Asgari ücrete Temmuz ayında enflasyon zammı için. Rize'de 17 lira fiyat verdiler, 25 lira olması için çayın. Buğdaya geçen senenin 1 lira üstünde fiyat verdiler, 15 lira fiyat olması için. Kayası geçen sene 100 liraydı kuru kayası ama markette 175'e satılıyordu. Bugün kuru kayası markette 370 lira ama burada 140 lira. Her şey 2 kat artmış. Marketteki satışı 2 kattan çok artmış. Ama üreticiye %40 veriyorlar. Gübreye mi yetecek? Mazota mı yetecek? İşçiliğe mi yetecek? Hangi birine yetecek? O yüzden hem emekli için, hem emekçi için, hem çiftçi için bir tek ses duyuyorum. Hep beraber diyorlar ki geçinemiyoruz. Benim işim sizin sesinizi duymak ama yetmez. Sizin sesinizi duyurmak. 30 Haziran'da Kocaeli'nde, emeğin başkentinde Gebze'de hem asgari ücrete zam için, hem emekli maaşları için, hem de çiftçinin hak ettiği için hep birlikte geçinemiyoruz mitingi yapacağız. Sizin sesinizi Türkiye'ye duyuracağız. Bakın, bakın, 3 kuruş borcunuz olsa vergi, ödemeseniz kapıya hemen sarı taksiyi dayıyorlar. Ya da şimdi beyaz minibüslere binip geliyorlar. Ama geçen yıl bazı şirketlerin toplam 660 milyar ödenmesi gereken tahakkuku kesilmiş vergi borcunu mecliste affettiler. Yine geçen yıl zenginler parasını döviz yapmasın, TL'de tutsun, döviz fırlayıp hükümeti seçim üstü zor bırakmasın diye kur korumalı mevduat icat ettiler. Hepimizin cebinden 1.2 trilyon lira kur korumalı mevduata para ödediler. Oysa sizin istediğiniz tarımdaki, yani Malatyalı kayısı üreticisinin, Manisalı üzümcünün, Ordu'daki, Giresun'daki, Sinop'taki fındıkçının, Rize'deki çaycının, Antalya'daki narenci üreticisinin, Adana'daki pamuk üreticisinin sıkıntısını çözmek için bu paranın yarısı yetiyordu. Bakın, bir avuç zengine verdiklerinin yarısı hepimize yetecek. Allah aşkına şu yalana inanmayın. Ekonomi zorda, paramız yok. Zordaysa senin yüzünden zorda. Para var ama verdiğin yer yanlış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletin parasının millete harcanmasını, sizlere harcanmasını savunuyoruz. Onun için vergide adalet diyoruz. Bakın, vergide adalet dedik, hadi konuşalım dediler. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, 67 lirası geçici vergi. Nedir geçici vergi? Daha doğrusu dolaylı vergi. Başta geçiciydi, kalıcı oldu maalesef. ÖTV'ler falan. Nedir? Elektrikten alınan vergi. Sudan, telefondan. Çocuğunuza aldığınız sütten, çocuk bezinden, mazottan alınan vergi, dolaylı vergi %68. Maaşlardan kesilen vergi %21,
yaptığımız ara 89 holdinglerin, patronların, müteahhitlerin, zenginlerin verdiği vergi 11. Siz 89'unu veriyorsunuz, onlar 11'ini veriyor. Vergide adalet istiyoruz dediğimiz budur. Biz gelirsek tersi olacak. Çok kazanan çok verecek, az kazanan az verecek. Sizin gibi hiç kazanmayan hiç vergi vermeyecek. Devlet gerçekten kime sahip çıkması gerekiyorsa onlara, sizlere sahip çıkacak. Bu iktidarı kuracağız. Şimdi çıkmışlar, diyor ki Mehmet Şimşek, yeni yeni vergiler, hadi alalım zenginlerden. Hayır, %20 stopaj alacağım kiradan. Bunu ev sahibi öder. Kardeşim, Türkiye'de bunu ev sahibinin ödediği nerede görülmüş? Yine gariban öder. Bugün milletin barınma sorunu var. Kiraları %20 arttırır. Kirayı kiracının sırtına %20 stopajı vurdurur. Biz adalet dedikçe bunlar yine kıvırmaya, gerçek vergi alınacak yerlerden almak yerine yine size kemer sıktırmaya, yine sizin sırtınıza binmeye devam ediyorlar. Ama buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ben çok mücadele gördüm ama en büyük mücadelelerden ve muhalefetin zorluklarına rağmen en başarılı mücadelelerden bir tanesini sizin de ana geçim kaleminiz olan tütün üreticileri için verirken, Abdurrahman Tutdere'de, şimdi önce Adıyaman milletvekilimizdi, şimdi belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere'de ve Veli Ağbaba'da gördüm. Her gün konuştular. Dediler ki ekmek serbest, satmak yasak. Yolda yakalanınca ağır vergiler var. Dünyanın en güzel tütünü, karıştırmadan içilen sarmalık tütünü, tek başına tüketilebilen bu tütünün düşmanı kim biliyor musunuz? Bu tütünün düşmanı dünya devi şirketler. Bu hükümet karşısına Philip Morris'i almaya korkuyor. Bu hükümet karşısına British American Tobacco'yu almaya korkuyor. Bu hükümet karşısına çok uluslu tütün kartellerini almaya korkuyor. Onları almayınca Doğanşehirlileri, Adıyamanlıları, Beslilileri karşısına almaktan korkmuyor. Sizi küçük görüyor, hor görüyor, ezmeye çalışıyor. Ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Tütün üreticisine hapis getirenlere, tütün üreticisini, ekmeğini kazanan, çocuğunu geçindiren tütün üreticisini hapisle tehdit edenlere, ağır para cezasıyla tehdit edenlere yazıklar olsun. Onların sesini duyanlara, onların yanında olanlara, ağababalara, Tutdere'lere de helal olsun. Bundan sonra söylüyorum. Daha önce geldiler, birlikte direndiler. Tütün üreticisine kötülük yapan, tütün üreticisini karşısına alan, onu hor gören, küçük gören şunu bilsin. Daha önce milletvekillerimiz geldi, sahip çıktı, yine çıkar. Ama tütün üreticisinin ihtiyacı olursa Genel Başkan Özgür Özel gelir, o yolu onlarla bir kapar, hakkını onlarla bir arar. Bu kadar net söylüyorum. Tabii şimdi bir başka derdimiz bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi işsizlik. Belediyeyi kazandık. Hepinizin işsiz evlatları var, yoksul evlatları var. Ama maalesef belediyeler
büyük borçlarda şu arabanın arkasında göremediğiniz geçici hizmet binasıyla çalışan 38 bin nüfuslu Doğan şehrin 50 milyon borcu var. Doğru mu başkan? 50 milyon borcu var. Sakın ha sakın şunu unutmayın. Belediyeler eskisi gibi değil. Yetkilerini ellerinden aldılar. Borçlandırdılar. Yönetirken kötü yönettiler. Perişan halde kaldı. Ama elden geleni başkan yapacak. Doğanşehir Belediyesi'nin genel başkan olarak arkasındayım. Türkiye Belediyeler Birliği'nde, sosyal demokrat belediyelerin varlığında elimizden ne gelirse bu belediye için çalışacağız. Ama iki Mehmet var. Birisi Koca Mehmet, Mehmet Koca, ilçe başkanımız. Nerede o? Gel. İlçe başkanımız Mehmet Koca. Onun şahsında bütün örgütümüze, bütün CHP'lilere, Atatürk'ün partisine sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Öbür başkan Mehmet Bayram. Ne yaptı Mehmet Bayram? 31 Mart'ı adaşı Mehmet'le birlikte bayrama çevirdi. Kendisini kutluyorum, teşekkür ediyorum. İkisini birbirine, Doğanşehir'i de ikisine birden emanet ediyorum. Bundan sonra biri çalışacak, öbürü ona destek olacak, anlatacak, sahip çıkacak. Bütün işsizliği biz çözemeyiz. Bütün sorunları biz çözemeyiz. Belediye imkanıyla yapılacakların çok üstünü yapacağız. Elden ne geliyorsa yapacağız. Ama unutmayın, sizin desteğinizle, sabrınızla ve sahip çıkmanızla yapacağız. Tamam. Gel gel gel. Ve şunu söyleyeyim. Bugün buraya gelen, bizi dinleyen herkese, bugün siyasette artık gündemi Cumhuriyet Halk Partisi belirliyor. Seçimlere 20 gün vardı. Gündemi elimize aldık. Bir daha da bırakmadık. Niye? Kimseyle kavga niyetinde değiliz. Kavga edenler oldu. Canınız sağ olsun dedik. Küfür edenler oldu. Duymazdan geldik. Ne derlerse desin, gerçek sorunları konuştuk. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Adına normalleşme diyorlar. Normali bu. Elbette el sıkışacağız. Elbette konuşacağız. Elbette müzakere edeceğiz. Ama olmazsa, ki olmuyor, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaba kuvvete karşıyız. Dün Pınarhisar'da, Pınarbaşı'nda, Kayseri'de suçsuz günahsız bir insanı, efendim seçim gecesi sevinmiş diye, keşke keşke olmasaymış. Biz hep dedik, çok sevinmeye gerek yok, evlere dönülsün, ertesi gün normal hayata dönülsün. Efendim günahsız bir insanı 5 kişi sopayla küçük kızının değerli eşinin yanında öldürüsüye dövdüler. Yere düşünce ayağına kurşun sıktılar. Dün buradan açıklıyorum. Önce arkadaşımızın sağlığıyla ilgilendik. İl başkanımızı yolladık. Heyet görevlendirdik, yolladık. Gece 12 idi. Grup başkan vekilime dedim ki, Türkiye'yi bir çatışmaya, bir kavgaya sürüklemememiz lazım. Evet, hedef gösterdiler, tehdit ettiler, vatandaşın kararına saygısızlar, kaba kuvvet gösteriyorlar. Normalleşmeden bir partinin içindeki iki tane yönetici işi baltalamak istiyor. Sinan Ateş cinayeti konuşulmasını istiyorlar. CHP ile normal ilişkiler kurulmasını istiyorlar. Oradan besleniyorlar. Arayın dedim.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilini. Gece 12'de konuştuk. İtidal telkin ediyoruz dedik. Cevap vermeyeceğiz dedik. İntikam almayacağız. Ama bu rezillere de sahip çıkmayın dedik. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. 80 öncesi gibi kardeşi kardeşe kırdıranların, sağdan soldan insanların, gözünün yaşını akıtanların, anaları endişeli yapan, gözü yaşı yapanların yaşadıklarından maalesef hepimiz ders aldık, alınmalıdır. Biz siyaseti elimizdeki mikrofonla yapıyoruz. Yüreğimizle yapıyoruz. Aklımızla yapıyoruz. Vicdanımızla yapıyoruz. Siyaseti sopayla yapmaya çalışanları, siyasete kurşunu, kanı karıştırmaya çalışanları kınıyorum. Uymayacağım. Uymayacağız. Uymayacaksınız. Millet, normal olanı da, anormal olanı da, barış isteyeni de, kavga isteyeni de, anaların yüzü gülsün isteyeni de, anaları ağlatmak isteyeni de görüyor. Buradan bütün örgütüme sesleniyorum. Sözüme kıymet veren Cumhuriyet Halk Partililere, Türkiye İttifakı'nda olanlara, bize oy veren 17,5 milyona, sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Biz siyasete şiddeti, kavgayı, gözyaşını geri getirmeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Yurtta barış, cihanda barış diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ürünleriniz bol olsun. Keseniz dolu olsun. Kayısı para etsin diye, tütün para etsin diye, sizin yüzünüz gülsün diye ne yapmak gerekiyorsa biz onu yapacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın partisiyiz, sizin partiniziz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.